Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sevgili meslek mensupları ve değerli siz basın mensupları, biz mali müşavirler 125 bin meslek mensubu, 20 bin aday meslek mensubu, 300 bin yardımcı personelle ve aile bireylerimizle 1 milyonu aşkın bir kitleyiz. Ülke ekonomisinin gelişimine ve kamu maliyesinin finansmanı için toplanan vergi ve sosyal güvenlik primlerinin her safhasına katkı sunan, ekonominin kaydını tutan, analiz eden, toplumun her kesiminin ihtiyacı için bilgi hizmet üreten meslek ve meslektaş grubuyuz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, gece gündüz demeden, her zor durumda mesleki etik değerlere sahip çıkarak esnafa, tüccara, bankalara ve kamuya bilgi öğretiyoruz. Stresli iş yaşamımız boyunca ve özellikle pandemi sürecinde masasının başında kaybettiğimiz meslektaşlar da bu fedakarlıktan kaçınmayarak hayatlarıyla bedel ödemişlerdir. En az sağlık emekçilere kadar işimizin başındayız. Bilindiği üzere Temmuz ayı mali tatildir. Fakat her nedense bu mali tatil mali müşavirler için uygulanmamaktadır. Tatil çalışma yaşamında çalışmaya ara verilen süre anlamına gelir. Bizler çalışmaya ara veremiyoruz. Temmuz ayı içerisindeki beyanname ve bildirge verilme sürelerinin ötelenmediği bir mali tatil özde değil ancak sözde bir tatildir. Çok fazla yasa değişikliği, gittikçe karmaşık hale gelen düzenlemeler, içinden çıkılmaz haldeki teşvik uygulamaları gibi birçok konuyu hem mevzuat olarak hem de takip ederken 10 günlük bayram tatilinden 18-7-2022 günü dönen esnaf ve tüccarın beyan ve bildirme esas verileri temin edilip gece gündüz çalışılarak bir haftada özveriyle beyan ve bildirimlerimizi hazır hale getirdik. Bayramda, resmi tatilde, mali tatilde çalışmalarımıza devam ettik. Biz camiye olarak hazırdık. Ancak paydaş kurumların elektronik sistemleri her zamanki gibi ihtiyacı karşılayamadı. Elektronik sistem üzerinden aylardır yaşadığımız tıkanma yine bizleri bilgisayar başına sabahlara kadar beklemek zorunda bıraktı. Bizlerin sürelerin uzatılması gibi bir derdi yok. Kamu kurumlarının elektronik sistemlerinin gönderdiğimiz beyan ve bildirimleri kabul edecek kapasitede olmasını istiyoruz. Gerekli altyapı yatırımlarını yapmalarını istiyoruz. Belli mesai saatlerimizin olmasını istiyoruz. Esnafa sesleniyoruz. Tüccara sesleniyoruz. Kamunun altyapı yetersizliği yüzünden devlete iletemediğimiz beyanname ve bildirimler sizin. Bu sorun sadece bizim mi? Esnaf ve ticaret odalarından neden ses çıkmaz? Meslek camiasının haykırışı ve talepleri dikkate alınmamıştır. Maliye Bakanlığı'nın ve tüm sistemin değişmeyen ve vazgeçilmeyen öznesi olan biz mali müşavirler, yıllardır süregelen bu yok sayılmayı artık kabul etmiyoruz. Sineye çekmek istemiyoruz. Bu haksızlığı şiddetle kınıyoruz. Maliye Bakanlığı ve ilgili bürokratları ortak akıl kullanmaya davet ediyoruz. Uzatılması gereken bazı süreler bizler sabaha kadar sistem başında beklemeye başlamadan önce yapılmalıydı. Her ay bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Bizler ofislerimizde mesai saatleri içinde çalışmak istiyoruz. Elektronik sistemlerin çökmesi ve yetersiz altyapı biz mali müşavirlerin sorunu değil. Temmuz ayında tam olarak uygulanmasa da 20 günlük mali tatilden sonra kalan 6 günde bir aylık bütün beyanları yapmamızı beklemektedirler. Kamu görevi yapan meslek mensuplarını yok saymaktadırlar. Dünya ve ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmalardan sonra Haziran ayı itibarıyla enflasyon oranları %78,62 olmuşken bizlere sadece %25 artış görülmesine ne demeli? Bu da yok sayıldığımızın başka bir ipucu olsa gerek. Mesleki konularımıza meslek mensubu olmayanların sokulmaya çalışılmasına karşıyız. Mesleğimize yapılan saldırıların önlenmesini istiyoruz. Mesleğimizin konusuna giren işlerin başka kanunlarla yetkin olmayanlara verilmesini istemiyoruz. Ücretlerimiz yeniden Maliye Bakanlığımız tarafından düzenlenmelidir. Kamunun ortak çıkarları için birlikte çalışmak zorunda olan meslek mensupları ve odaları yok sayılmamalıdır. Gelir idaresiyle birlikte bilgi talep eden diğer kamu kurumlarının altyapılarını buna paralel hale getirip geliştirmelidir.
mali tatilin ve resmi tatillerin olduğu beyan dönemleri özel bir şekilde değerlendirilmeli, önlem alınmalı ve beyan süresi kadar bu zamanlara ilave edilmelidir. Özledik. Çocuklarımızı özledik. Ailemizi özledik. Arkadaşlarımızı özledik. Artık bize vefasız diyen annemizi babamızı özledik. İnsan gibi yaşamayı özledik. Ülke genelinde yaşanan ve hiçbir şekilde meslektaşlarımızın sorununda olmayan kamunun bilişim sistemleri altyapısından kaynaklı sıkıntıları ve bürokrasinin tozlu raflarında bekleyen pek çok meslekteki sorunlarımıza en üst düzeyde diyalog yoluyla kalıcı çözümler bulmaya yönelik çağrımızı ilgili muhataplarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Arkadaşlar, katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa soruları alabiliriz.